Evet. Hemen devam edelim. Bir din daha geliştirildi. Ah ah ah. Geliştirmeleri kaçırıyoruz ya. Geliştirme inançlarını kaçırıyoruz. Bu arada shrine bitiyor. Burada temple'ımız geliyor. Üçü bir, ikisi birden bize ne getirecek? Bunu çok merak ettim ya. Neyi kaçırdık görmem lazım. Confucius enhance etti. Enhancer. Yapma. İşte ben bunu istiyordum ya. O zaman menzili arttırın. Yani o da iş görür. Şimdi ben neyi seçiyorsam eğer geciktikçe birileri alacağım. Çok kötü. Neyse. Sirk yapabiliriz buraya. bunun upkeep'i de yok yani. Masrafı yok. Yapıldıktan sonra sürekli masrafı yok. O yüzden çok güzel bir şey bu. Yemek getirisi buranın az. Greenery yapabiliriz. Greenery'nin bir dakika neyi artısı vardı. Greenery burada iş görür. Aslında burada çok iş görmez. Ondan sonra ne var? Kolezyum masraflı mı kalsın? Bunu da yapmak lazım ama. Güzel tarafı şeyden dolayı Piety'nin şunun birinci açılışını yaptığımız için bunların fiyatları yarıya indir. Yoksa burada böyle 8 turn'e temple yapmak hayal. 16 turn falan sürerdi. Bakın sirk bile 75 şey var, fiyatı var. 11 turn sürüyor. Bunun 100 fiyatı var. 8 turn sürüyor. O da garip ya. 75 nasıl bir ölçüyse artık. Neyse. Neye devam edelim. Temple yapmak isterdim ama en iyisi sirk yapalım. Happiness konusunda biraz daha rahatlayalım. Evet, kaç oldu bizim teknolojimiz? 43. Ne karşılaştırma ekranını açalım. 43 liderliğe oturduk ama Brezilya'nın az bir şey önündeyiz. Brezilya'nın avantajı tabii ki yüksek yüksek tepeler değil, yüksek yüksek nüfus. Bu nüfus çok ciddi bir avantaj sağlıyor ona. Bu kervanımızın süresi ne kadar kaldı acaba? Dur bakayım hemen. 5 dön sonra bitiyor. Ya işte biraz maliyet. Teknoloji. Ya işte. Çok fazla sıkıntı, para sıkıntımız da var. Şu atı geliştirirsem sirke burada da yapabilirim. At geliştiremedik bir türlü. Stable yapacağız. Yapacak o kadar çok şey var ki. Bakayım bu kaç ne getiriyor? 2 yemek getiriyor. Yapılacak wonderlar da var. Kolossus'u yapmak istiyorum kaçırmadan. Baya bir para getirir. Kendisi 5 getiriyor. Bir tane de gemi çıkacak. Gemiyle ticaret yaparız. O gemi buraya yetişir mi hiç zannetmiyorum ama en azından yapmış oluruz. Settler yapacağım şimdi. 3 turn. O da güzel. Yapacak bir şey yok abi. Setleri yapacağız. Yok çok çıkıyoruz bir türlü. Şu en azından şu gemi almam lazım. Hiç şansımız yok. Almamız lazım. Şöyle birazcık yardım edelim de bakalım bir faydası olur mu bize. Evet. Bu arada Petra'ya doğru gidiyoruz. Zaten ilk başta koyduğum hedef oydu. Ne kadar doğru yaptığımdan emin değilim ama gidiyoruz işte. Aynen devam. Bu arada yol yapılıyordu. Ne oldu o olay? Evet, birazcık canını al da ben öldüreyim. Haydi be, yok ettiler. Sadece az canı kalsaydı da ben öldürseydim. Neyse önemli değil. Dur hazır buradayken bunu yapalım. Hop. Güzel.
Burada yol bitti mi? Yol bitmiş, evet. Güzel. Şimdi bir aşağı inelim. Yolu orada devam ettirelim. Ben şuraya bir keşif amaçlı gideyim dedim ama hiçbir şey görünmedi. Şimdi bunu geri çağıralım. Çünkü bu paramız olduğu zaman dönüştüreceğiz bunu. Başka da bir şey yok. Settler gelene kadar. Büyük duvarı yaptı Pedro. Yani Brezilyalılar. İyi bari Oracle'ı başkası yaptı. Etiyopyalılar yapmasın. Yeter artık ya. Etiyopyalılar bir şey yapmasın. Etiyopya'nın başkentinde bir dakika. Ben bunu burada bekletiyorum. Bir atlı daha çıktı. Ne yapalım? Bu atlının saldırı gücü fena yani. Tehlikeli. Bunlar da fortification bonus alıyorlar %40. Ben bunu şimdi fortify ediyorum, bırakıyorum. Muhtemelen bana saldırmayacaklar zaten. Saldırırlarsa kendileri kaybederler. Fortify ettim çünkü. Settlerimiz gelecek yakında. Temple yapılıyor, az kaldı. Burası da, burası da. İyi bakalım. Settler geldi. Petra geldi. Ve bu serideki son teknolojiydi. Yeniden çağ atlamaya hazırız. Bu arada büyük. He, bunu kaçırdık zaten. Doğru. Şunu yapalım. Devamına karar veririz. Settler yaptık. Bence direkt Colossus'a devam edelim. Şanslıysak eğer 4 turn'de, pardon. Şanslıysak 7 turn içerisinde orası o bizim olacak. Evet, kampımız hazır. Şimdi gel bunu yapalım da. Citrus. Böylece satacak bir şeyimiz olsun. Belki parası olan birilerine satarız. Info addict'ten hemen parası, ay pardon. Parası olanlara bakalım. Treasury. Treasury'e bakıyoruz. Brezilya'nın az bir şey parası var ama yeterli değil. Olsun. Ya bunlarla da hiç dost olamadık ya. İki tane devletle tanışıyoruz ama Hola. hiçbiriyle dost olamıyoruz. Like Por strategic favor, burası mıydı? resource. Gold falan filan. Satın alabileceğimiz bir şey yok. Ne yapıyor abi ya? Bir tane yapıp bekliyor musun? Ya al işte burada bir sürü silkin var. 1, 2, 3, 4. Hadi bu sınırların da dışındaysa eğer. 3 tane var abi içeride. Ya bilmediğim başka bir devlet mi var acaba? Üçünü almış adam diyelim. Gidip ikisini satmış, elinde bir tane kalmış. Hani bu nasıl bir durumdur anlamıyorum ki. Şurada güzel bir şehir kurulur. Hep gözümde olan bir yer ama. Bunları öldürdükten sonra şöyle burayı bir keşfedip gelsin bakalım. Bu arada ben bunu koydum buraya ama dur, devamında şunu keşfedelim. Neden? Çünkü şu özelliği alalım da şuradan şuraya geçiş kolay olsun. Al işte, sınırları belli. Ama hala şu gemi almış değiller veya şu demiri. Aa yok pardon, demir almışlar. Sadece şunu alamamışlar. Bu çok kötü ya. Hiç iyi değil arkadaş. Ben şehri burada kursam, ben kurana kadar daha almamışlarsa, şanslıyız alırlarsa yandı gülüm ketenerim. Temple bitiyor. Faith... Ne? Faith miktarımız niye bu kadar düştü? Yani yoksa bu gitti mi? Nasıl gider? Yo. Ay evet, gitti lan. Neden gitti? Çünkü Pantheon burası dönüşmek üzere.
İşte bu hiç beklemediğimiz bir şeydi. Etiyopyalılar bizi eziyor ya, bildiğin. En yakın zamanda dakika şey kaç paraydı? Kaç faith'ti daha doğrusu? 200. Bir misyoner çıkartıp burayı dönüştürmek daha mı mantıklı olur? Hiç mantıklı olmaz bence. Hiç. Kaçırmamak lazım şeyi. Burası ne yapacaktık buraya? Burada yapılacak çok ciddi bir şey yok aslında isterseniz. Burada para konusunda da bayağı düştük. Bu ne ya? He. Sanırım şey kervan süresi doldu. Evet, şey yapalım burayı. Yani bir barak yapalım. Market. Bunu başkentte bu tarz bir şey yapmak daha mantıklı. Şimdilik buraya değil. Çünkü buranın getirisi zaten 5. Yani %25 artsa ne olacak? 6 olacak. Neye yarar? Trade route varsa buradan o zaman faydalı olabilir ama burada bir şey yok. Biz buraya bir barak yapalım. Ondan sonra da asker yapmaya çalışacağız. Kılıçlı asker yaparız. Burası bitmiş. Kullanıyoruz değil mi orayı? Kullanıyoruz. Güzel. Buradaki üretimi hızlandırabilecek bir hareket yapalım. Burası 7 turn'da yapacak. Bu esnada bu da gerçekleşecek. Barakı hızlandırır. Pardon. Evet. Dediğim gibi. Şimdi eğer para sıkıntımız olmasaydı ben bu kervanı buraya alacaktım. Buradan başkente yemek gönderecektim. Çünkü yemek getirisi gerçekten az başkentte. Yazsın isterseniz işçileri gönderip biraz yemek miktarını arttıracak inşaatlar yapabilirdim. Yani tek gerçi gelişmemiş yer burası ama mesela şunu değil de şöyle bir kullanım yapalım da bari. Ama üretime ihtiyacım var şimdi. O tam bu Wonder'ı yaparken, dünya harikasını yaparken yani şimdi öyle bir saçma harekette bulunmayalım. Neyse. Aynen kalsın. Burada kaç? 2 tane demir var. São Paulo'ya gidebiliriz. 3 getirisi var ama Addis Ababa'dan başka çaremiz yok gibi görünüyor. Nasıl 4 gidiyor? Addis Ababa. Yapacak bir şey yok. Birazcık da evet. Hiç yapacak bir şey yok. Bunların yeni bir inşaatı var mı? Baksanıza. Bu bina neydi? Asma bahçeleri. Babil'in asma bahçeleri. Olsaydı eğer bir bunu da almak istiyordum da ama işte tutmadı. O zaman başkentte şey olurdu. Nüfus artışı daha hızlı olurdu. Bunların nüfusları maşallah var. Bayağı hızlı arttı. De hiçbir şey yapmıyorlar şu anda başkentte. Burada. 5 turn. 5 turn ya. 5 turn bekle. Kolossus. Bir dakika ne oluyor? Hiçbir şey olmuyor galiba. Ben bu arada ne yaptım? Ben 2 saattir bunu bekletiyorum burada. Yalnız evet 2 saattir bekletiyoruz ama ben şu atlının saldıracağını bekliyordum. Ben o yüzden bekleteyim dedim ama unuttum sonra. Okçu. Sen yine beklemeye devam et orada. Temizle. Yola devam. Durmak yok. Yola devam. Harekete geçelim ya. Yeter artık. Bir şey çok enteresan ufak bir ayrıntı vereyim. Askerlerinizin canları düştükçe şu skaladaki nerede bakayım? Şuradaki puanınız da düşüyor. Yani askeri güç puanınız düşüyor. Yani sadece asker sayınıza bağlı değil aslında. Şurada da görünüyor askeri güç puanınız. Şurası 26.000. Etiyopyalılar 39.000'de şu anda. Yani canları azaldıkça, ölmeseler bile yine de o puanı etkiliyorlar canlarının az olması. Mesela şu anda burada biraz can kaybına uğradık ya, puanınız az bir şey düştü.
Aynı şey burada. Bu dolarken mesela puanım artıyor. Daha güçlü askerin canı doluyken daha zayıf askerin canının boş olması mesela çok sizi etkilemez. Ama çok güçlü bir askerin canının azalması puanı daha fazla etkileyecektir. Çünkü o puan içerisindeki yüzdesi daha fazla. Yani biz faith'imizi arttıralım diye kasıyoruz burada. Sonra da bu şehir dönüşe dönüşe şimdi Hristiyan olacak neredeyse. Ben yine devam edeceğim saldırmaya. Bu şehir nüfus arttı. Hemen ayarlayalım nüfus artışını. Aslında üretimde de kalabilir ama ne üretiyoruz? Sirk üretiyoruz. Hiç gerek yok. Ben yine yemeğe koyuyorum. Pardon. Aynen. Bir dakika. Evet, tamam. Rabat'ta nüfus artışı 4 tane sonra olacak. Burada bunu unuttuk mu? Ne yaptık ya? Yine hep unutuyoruz ya. Çok fazla şey yok aslında. Güzel yer yok. Bu çok şey ağır geldi bana ya. Nasıl kaybettik bunu? Ama yapacak bir şey de yok yani. Ah, buraya yol yapılmadı mı? Yol yapmadan gittik, hareket ettik ya, unuttum bunu. Tamam, neyse, sorun değil. Settler. Allah'tan barbar kalmadı da bari. Tehlikesiz bir şekilde buradan oraya yolculuk yapıyor. Bakalım bu atlıya saldıracak mı şehir? Saldırmaları lazım yani. Sonuç olarak barbar bunlar. Brüksel yol istiyor benden lan. Öldürmeyin ya. Ben öldüreyim çünkü. Süper oluyor öyle. Puan gelecek. Nasıl bir dönüştü o oyun. Bir tane daha çıktı. Bu arada bu rütbe kazanmış ya. Haberimiz yok. Buralar bakayım neymiş. Grasslandmış burası. Burası. Burası da aynı. Çevrede orman morman var ama diğerleri düz arazi görünüyor. Mesela jungle forest diyor burası. Yalnız bunun zaten bir tane drill'i var. Şimdi ben kalkıp bunu almak çok da mantıklı değil. En az 2'ye kadar tek bir alanda ilerlemek daha avantajlıdır. Öyle söyleyeyim yani. Hatta bazen 3'e kadar gitmek. Mesela binalar yaparak rütbeli asker çıkartabiliyorsunuz ya, anında mesela 2'ye kadar, 3'e kadar çıkabiliyorsunuz rütbeleri. Tek birine yoğunlaşmak daha iyidir. Çünkü 2'ye geldiğinizde yeni şeyler açılıyor. 3'e geldiğinizde başka yeni şeyler daha açılıyor. Daha işe yarar şeyler. Ben yine de drill alacağım. Her ne kadar şu an işime yaramasa da şu atlıyı öldürelim. Bakın. 12 puan geldi onlarla. Ama dost olamayacağız galiba. Bu ne? Brüksel. He, tamam. Geç. Bakıyorum. Yok, henüz değil. Buna ne oldu böyle, niye? Duruyordu. Şu gemiyi kapabilsem var ya. Taktık gemi ama. Bir de kaçırırmışız şimdi. Evet. 3 turn kaldı. Bakıyorum. Allah. Şimdi şehir kuracağım diye seviniyorum ama happiness'ımız yok. Yine de kurarım ben. Yine de kurarım. Çünkü çok yakında bu bitiyor. Kurtarır bizi. Bu arada eğer gemi alabilirsem, hoş almak yetmiyor. Onu işlemek lazım. Hadi bakalım. Al bir de. İşte bu hiç. Ya bu ne ya? Bildiğim benim onları din açısından yenme planlarımı onlar şu an alt üst ediyorlar. Eyvah eyvah. Sanki ben yapay zekayım da onlar. Aa, birileri bize şey göndermiş. Kervan. Çok iyi. 3-5 geliyor durun.
Hadi bakalım. Ben diyordum ya şimdi başımıza bir şeyler daha gelecek diye. Olabilir yani şu anda. Bir işçi daha getirebiliriz aslında. Artı bir faith from shrines and temples. Sizce yapsak mı ya? %20 discount da güzel olabilir ama şimdilik. Çünkü faith miktarını arttırırım. Kaç tane arttırırım? Muhtemelen 3, 4, 5 falan arttırabilir. Kaç tane yaptığımı hatırlamıyorum. Başkentte temple'ımız var mı? Temple var. If temple varsa shrine de var. Burada zaten temple'ı daha yeni yaptık hatırlıyorum. Bu arada shrine'i yeni yaptık. Yani o zaman ne oluyor? 3, 5. En az 5 tane artış sağlarım. İşçi de lazım bize. Bu arada savaş yolda. O yüzden bunu açmak isteyeceğim bir yandan da. Eyvah eyvah yani. Şartlarımız çok iyice ağırlaştı. Neydi? Bu arada bunlar. Nerede? Budizm ya. Budizm. Enhancer deme. %20. Heh, güzel. En azından istediğim değil. Reformation'da katmışlar bu arada. Reformation'da işte Faith'le Faith puanlarıyla asker alma özelliği. Biz ne alacağız acaba? Kültür puanlarımız çok zayıf geliyor. Kötü oynadık ya bu elde. Bu oyunda. Biraz öyle yani. Bakıyorum. Temples, Table. Atı yaptık. Burada inek var. Writers. Evet artık bunu yapabiliyoruz. Tarz şeyleri. Kolezyum. Happiness konusunda eksiğimiz var. Burada en son sirk yaptık değil mi? Tamam. Buranın neye ihtiyacı var? Oranın neye ihtiyacı var? Altın. Evet. Mint yapabiliriz buraya. Yalnız çok zayıflatmışlar bu binaları ya. Ya mint ne yapacak? Sadece altın getirisini. Altın getirisi yani olay bak. 2'ymiş. Bu 4'e çıkacak. Aham şaham bir bina değil yani. Daha önceki durumlarda yani aslında çok altın varsa 2 veya 3 tane varsa güzel bir şey de. Sanırım ben buraya şey yapacağım. Sanırım kültür getiren tek bir bina var. O da bu. Yani kolezyum yapacağım buraya. Neydi o? Circus Maximus'u yapabilmek için başkentte. Onu bitirelim orada diyorum. Circus Maximus. Stable. Ne demiştik? 1, 2, hatta 3 bile olabilir demiştik. Stable işe yarar. Amfiteyatro. Buraya duvar yapalım. Savaş kapıda. O bitse çok sevineceğim yani gerçekten. Bakalım. Ben burada bir fortify edip bekleyeyim. Orası bitti. Tarım yapalım. Yolu ne kadar kaldı? Bir turn. Hatta bitti. Şimdi burayı da kapattık mı? Gelirimiz 3-5 artar. Hala sıfırdayız yani. İyi ya. Oyun biraz şu aşamada zorlaşmış olması aslında zevkini arttıracak. Şimdi gel de karar ver. Sadece kültüre yönelik bir şey bu. Adopting a city allows you to create writers ve daha %25 daha hızlı diyor. Bunu ne yapmamızı sağlıyordu? Great Mosque of Dijen. Bunu açmayacağım. Bunu da açmak lazım ama bakalım. Şimdi
geldi. Şimdi bunu bu tarafa aktaracağım. Ama burası bataklık olduğu için bataklığın olduğu yere kuracağız. Ki denize yakın, pardon, karşı tarafa yakın olsun, karşı kıyıya. Yalnız bir şey düşünüyordum da şimdi. Karşı kıyıya yakın olsun diye buraya kurmaya çalışıyorum ama karşı kıyıdan çok fazla toprak alamayacağız. Sadece gemi almam yeterli. Bunun anlamı da şu. Benim buraya kurmam gerekmiyor. Çünkü karşı tarafa fazla giremeyeceğiz. Kim? Allah, hala sınırları orada değil. Yani bir iki tane daha kalsalar iyi olur. Çünkü eğer buraya kurmayacaksam daha fazla zaman harcamak zorunda kalabilirim. Ya şimdi senin ne işin var attı ya? Niye burada duruyorsun ya? Var kalmadı. Ne diye bekliyorsun şurada? Al işte. Şimdi buraya geleceğiz. Bir turn bekleyeceğiz. Sonra buraya geleceğiz. Orada bir turn daha bekleyeceğiz eğer oraya gelirsem. Bu tarafa zaten daha da uzun sürüyor. Bak burası güzel olurmuş mesela. Ama iki tane kare almak zorunda kalırım. Buraya koyarsam. Peki ya neden hiç olduğu yere kurmayı düşünmüyoruz? En güzel yer aslında biliyor musunuz şurası? Yani normal şartlarda. Çünkü şu balığa da ulaşabiliyorsun. Bütün şu toprakları alabiliyorsun. Bütün şu toprakları alabiliyorsun. Tabii şu olmasa, bunu almak için aslında oraya kurmuyoruz. Yine de aslında isterseniz şimdi 3-5 paramız daha fazla olsaydı şu parayla da ben aslında burayı alamayabilirim yani, o da var. Buraya kursak yine aynı şekilde alacağız. Buraya kurduğumuz takdirde bu tarafa yayılır şehir şöyle. Ama baya bir deniz şehri olur yani. Açıkça. Net bir şekilde deniz şehri olur. Şuraya kursak 1, 2, 3. Yani üçüncü kare bu. Hemen bunun yanındaki kareyi alır burası. Normal şartlarda. Bizim iki kare satın almamız gerekir. İki kare demek daha fazla para ihtiyacı demek. Yani sadece iki katı demek değil. Aynı zamanda şu 50 altınaysa şurası 100 altın olacak. Yani toplam 150 altına ihtiyacımız olacak. Olduğu yere kurarsam yine iki kare satın almamız gerekir. Yani benim bu bataklık veya şuranın dışında mı bir şansım yok şu aşamada. Bataklığın olduğu yer hiç güzel bir yer değil. 1, 2, 3. Aslında balığı yine alırız. Şunu aslında şuraya kurmayı planladığımız şehir alır diye düşünüyorum. Herhalde buraya geleceğiz yani. Çünkü buradan da buraya geçeceğiz yani. Geçeceksek. Olduğu yerde kurmamıza gerek yok. Batalım. Bunu olduğu yere kuralım. Ne yapalım? Ne yapacaksın? Çekeceksin. Bizim asıl problemimiz burada. İşçi çalışma hızlarını %25 arttırmak. Sonra buraya gelip happiness'ı biraz daha... Aa, işte bunu unutmuşum ben burada. Burası happiness'ı bayağı rahatlatır. Tamam ya, bunu yapalım. Kahretsin. 27 turn. Bak geri kaldığımız buradan belli oluyor. Evet arkadaşlar. Şimdilik yine bu kadar olacak. Bir şey merak etmiştim. Bizim trade rotlarımız, bir de bize gelenlere bakıyoruz. São Paulo'dan bize göndermişler. Adamlar maşallah iyi kazanıyorlarmış. 6,4. Biz de bu trade rot'tan bir kazanıyoruz. Hay Allah'ım ya. İyi, evet, anladım. Tamam. Available'a baksak ne kadar? En yüksek altın zaten Addis Ababa'mız, oraya gönderiyoruz. Deniz yolu var mı? Deniz yolu, deniz. Deniz yok bile ya. Yani şimdi ben bunu, şurası bitecek. Bir tane gemimiz olacak ama gönderecek yer yok. Etiyopyalıların bütün şehirleri zaten şu hariç karasal. Buna zaten gönderene kadar ben çoktan buraya gönderirim. Rio de Janeiro'ya. Rio'ya göndeririz yani, çok daha yakın sayılır.
Ama bu şehrimi kurduğum takdirde Rio'ya gönderme şansım çok çok rahat bir şekilde artmış olur. Neden? Tabii ki başkentten gönderemem yine ama. Ama şöyle bir planım daha var. Ama işte hep para sıkıntısı. Şöyle bir planım var. Şurada çıkan gemiyi ben şu şehre nakledeyim. Bu şehirden 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 ama ilk çıktığında acaba 18 mi olacak? Ben hiç hatırlamıyorum. Neyse göreceğiz bakalım. Menzilini hesapladım da arkadaşlar. Acaba olur mu olmaz mı diye. Şimdi olay şu. Diğer gemiyi buraya koyup başkentime yemek olarak göndermeyi düşünebilirim. Ama onu yapmadan evvel bu şehirde greenery yapmam gerekiyor. Bu şehirde greenery yapmam gerekiyor muydu acaba? Yoksa sadece başkentte olsa yeter mi? Onu da bir dahaki bölümde hep birlikte göreceğiz arkadaşlar.